Kartal Yiğit, sana ve Aykut'a şeyi sorsam. Fenerbahçe'nin saha iç lideri kim desem bir cevabınız var mı? Geçen sezonu da göz önüne alarak soruyorum. Şu an Dzeko. Demek ki geçen sene bomboş mu geçmiş yani? Bomboş geçmiş. Hiç lideri yokmuş. Yoktu. Valencia bir ön lideri, plana çıktı. Tek lideri vardı, Jesus. Oyuncu lideri yoktu. Bravo. Ha. Hiç yoktu. Oyuncu olarak peki, bir Valencia biraz ki, çıktı. Hala Fenerbahçe ne saha içinde bu teknik adamla da saha dışında lideri yok diyorum. Bakın bazı şeyler var, figürler var. Geçenlerde İsmail Kartal takımıyla buluşuyor antrenmanda ilk şeylere. Ya o görüntü bilmiyorum zor mu? Hafif ayağa kalkacağım, sizi şeye de bırakmayayım. Bir dakika. Ya, şöyle hafif böyle mesela eli cebinde gibi hani bu sene şampiyon olacağız. Hani söylemler böyle şey. Senin programında mı yaptım ben geçen de yani? Ceketi, şimdi mikrofon olmasa ceketi çıkaracağım. Basit toplantısı değil. Çocuklarla saha içindeki tanışma konuşması. Ceketi çıkaracağım neredeyse. Mikrofon var diye çıkaramıyorum. Ya bir oyuncuyu sarsman lazım. Sars. Böyle beyefendi öğretmen edasıyla, öğretmen çocuğu. Beyefendi öğretmen edasıyla biz bu sene şampiyon olacağız. Biz inandık. Bak nice. Ses tonu da bu. Bir de şöyle. Arkadaşlar. Ben size güvenerek geldim buraya. Bu sene şampiyon olacağız biz. Onu yapanlar... Size güvenerek geldim. Bir daha söylüyorum. Ne siz beni ne ben sizi yarı yolda bırakacağım. Biz bu sene şampiyon olacağız. İnşallah yolumuza çıkıyoruz. Abi tamam. Tamam da. Ama işte bir sars bak. Tabii. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hocadan orada o dinleyenlerden 4-5 tanesi daha kurnaz. Daha tecrübeli. Deli misin dinleyenlerden? Ya o oyuncularla? Kardeş, edilir mi ya? Burada pabuç pahalı filmin anlaması lazım. Oyuncuyu bir sarsması lazım. Dişini göstermek konsantre etmesi lazım. Zaten. Tabii onu göstermek zorundasın ama bir de şu var. Yani her yoğurt, her yediğin de yoğurt dişi farklıdır. Ama yani, ben de diyorum işte, ki tamam bugünkü işte, Fenerbahçe'yi sarsacak doğru, adam doğru, lazım. Bak, sevecek adam lazım bileyim, değil. İşte Mustafa Hoca tarzı, Şenol Hoca tarzı. Ben yani bunu öyle söylerken, olabilir. Bunu söylerken ben diyorlar ki Ozan Zeybek. Geçen senenin şampiyonu kim? Kim abi? Okan Buruk. Okan Buruk böyle işte severek, öperek yaptı bu işleri. Kardeş bak orada yönetimin çatır çatır çalışıyor. Kadron süper kuruluyor. Sen bu formülün bu sene tuttu. Seneye tutup tutmayacağını bilmiyorum. Ama bugünkü Fenerbahçe'yi sarsman lazım. Fenerbahçe'de birkaç tane çıkıntı oyuncu da var. Kimse kötü olmamak için bunları da konuşmuyor. Ne dedi? Kamptan sonra karar vereceğim kimlerin gideceğine dedi. Fenerbahçe'den gitmesi gereken bazı oyuncular var. Sezon sonuna doğru kavgalıydı herkes birbirleriyle şeyle Jesus'la falan. Çok haberler geldi yani. Bizim de şimdi bunu inkar edebilirler kardeşim. Arda Güler. Bakın. Özgür seni şeyde bırakmazsam zamanımız varsa bir bana ekrana bir tane Barcelona forması bul lütfen. Reklamının ne yazdığına bir bakın Barcelona'nın önünde. Barcelona Türkiye'den bir tek Ali Koç'la iş yapıyor. Barcelona'ya gidiyordu Arda Güler. Doğru mu? Adam bak ticari şeyini bile riske attı. Ali Koç'u hani kötülüyorlar ya kızıyorlar. Sattı. Ali Koç satmak istemiyor kardeşim. Arda'nın da kalmasını istiyor. Sen bugün teknik direktör olarak Mourinho'yu getirseydin iddia ediyorum Arda bir sene daha Fenerbahçe'de kalırdı. Olabilir. Arda'yı oynatmayan saklıyoruz koruyoruz yani ilk teknik adam kim? İsmail Kartal. O oynattı. Hayır oynatmıyordu. Oynatma gönül alma hikayesi. Taraftar baskı. Jesus da oynatmadı ilk başlarda. O da oynatmadı. Oynatmadı tamam yani. Bak ben bunlara çoğu şey değilim. Hazır değil bak, dedi, bakın, burada bak yani. Ben de ne diyordum o zaman söylüyordum. Jesus hoca ne diyorsa odur diyorduk. Hocadan daha iyi mi bilecek diyorduk yani Arda veya başkaları. Bak onlar değil. Ben Arda'nın psikolojik durumuna bakıyorum şu anda. Ve Arda bazı yerli abilerinin ona çok karışmasından artık rahatsız olmaya başlamış. Üstüne üstlük sen de İsmail Kartal'ı açıklayınca ben bunu söylüyorum yöneticiye. Yanımızda başka bir arkadaşımız var. Arkadaş da diyor ki ya Arda'nın gideceği diyor ta Nisan'da Mayıs'ta belliydi. Ya kardeşim nasıl belliydi? İlk Sevilla dedik. Atletico Madrid'dendi. Barcelona geldi Barcelona'ya gidiyordu. Real Madrid'e gideceği nasıl Almanya belli olsun? Çıktı, Almanya dendi. Dortmund, Leipzig ya, falan anladın mı? Dendi. Yani bunların hepsi Arda'nın kalma ihtimali de vardı. Artı şunu da yapabilirsin. Sen buraya çok önemli bir teknik adam getirmiş olsaydın Arda Real Madrid'e imza et. Bir sene daha oyuna öyle git dersin. Ya bunların hepsi konuştukça bir denklem. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Dün takım kaptanı kim çıktı? Dzeko. Dzeko'nun gelmesine senin bir programında Skype'la bağlandığında konuğun kim olduğunu unuttum. Tartıştık. Yani şey anlamında tartıştık. Yaş anlamında tartıştık.
Yaşı kaç olursa olsun dedim Dzeko'yu Türkiye'ye getirebilmek önemli bir transfer. Dzeko gibi bir adam hem o profesyonelliği, disiplini, adamlığı, kariyeriyle birçok kişiye de örnek olacak. Çalışkanlığını biliyoruz. Sakatlık yaşamadığını da biliyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Bunların hepsine baktığımızda Dzeko'nun iyi bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Dzeko'nun gelmesini ben hangi takım alırsa alsın Türkiye'den. Hani biz hani konuşuyoruz yorumcu olarak ben onay veririm. Gelsin derim. Dzeko'yu hangi takım alırsa alsın. Ama dün Dzeko'yu kaptan olarak sahaya çıkarmam. Dzeko'yu 3 hafta sonra, 8 hafta sonra kaptan yaparım. Takımın içinde de kaptanlık havası yarattırırım. Ama dün sahaya kaptan olarak çıkartmam. Fenerbahçe'nin kalesinde kim vardı dün? Altay vardı. Altay kardeş. Bu takımın kaptanı sen değil miydin? İrfan oldu sonra. He? Sonra da İrfan girdi. Tamam, takımın kaptanı sen değil miydin Altay? Sahte kaptanlar. Ne diyecek? Bir sesini çıkarabilecek mi acaba? İrfan Can, Mert Hakan. Anlatabildim ama sonra mi? İsmail Kartal açıkladı. Bak ilk 11'de olup bunun şimdi hemen şeyi başka var. Başka bir şey söylüyor bana. İlk 11'de olup olmamaları da önemli değil. Buradaki işi yapacaksın bir geçiş dönemi. Lap diye verdin mi kardeş? Siz yolcusunuz demek bu. Kısaca yeni canım, yapılan transferler için yorumun ne? Kısa alayım reklama çıkacağım. İsim ver abi. Szymański. Hiç bilmiyorum ama duyumlarım sana da sordum ben. Sordun. Senin fikrine diye sordum. İyi şimdi. Bir oyuncu. Herkes çok üst düzey bir oyuncu olduğunu, yetenekli oyuncu olduğunu söylüyorlar. Teknik anlamda fantastik oyuncuymuş gibi geliyor. Dzeko ama, zaten bir... Ama bu oyuncunun nasıl telaffuz ediyoruz onu? Sebastian Szymański. Szymański'nin bir handikapı var. Kartal Yiğit, herkes onu Arda ile kıyaslayacak. Her yaptığı harekette. Arda olsa bunu yapardı. Arda olsa en büyük handikapı bu. O İnşallah sıkıntı, tutar. O sıkıntı Kentin, tabii. Aldığımız şeylere göre. Yani biz burada yorumcular hep anlatır. Birkaç maçını izledim. Çoğu yalandır bunun ha. Hani YouTube'dan açarsın anladın mı? Bir 3-5 tane maçını şey izlersin. Kaleci bak. Almalı mı? Yabancı İlk önce Livakovic. Stoper almalı. Stoper 2 tane. Delikanlı stoper almalı. Aldı ama yanlış anlaşılır bu. Çok böyle taş güçlü gibi. Taş gibi. Stoper almalı. Kaleci son Altay'la. Ben kaleciye bak, karşıyım. Bak Altay'la İrfan Can'la da gidebilirsin ama stopersiz stoper, gidemez. Aynen. O ikili tandemin sağlam olacak. Bak şampiyon olan senelere bak. İstiyor kesin. Ben bilmiyorum yani. Başkan. İstiyor da ne olacak? 8'di 9'a kadar çıkmış. Tamam da kontenjan ne olacak? Kimi oynatacaksın? Kimi keseceksin? Sen kaleci elinde var ya. Fenerbahçe hiç kimseyi bulamıyorsa gitsin Kayer alsın. Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Markavi'yi alsın abi. Kimseyi bulamıyorsa. Bak ben onları peki. Mutlaka alsın demiyorum. Hani en son bir programda kimseyi bulamıyorsa Batshuayi alsın dedik ya. Gidip aldılar Stoper onun gibi. Olur ya. Araya, mı ya? Araya çıkalım. Devam edeceğiz saat başı.